Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz Danya Hanım'ın kanalına değerli takipçilerim. Değerli izleyicilerim, görüntülerim çok az. Ama o görüntülerin içinde arkadaşlar, kim beni izliyorsa, eğer ki yazdıysalar da bademcik ameliyatı oldu Duyguş'um. Belki günümüzde hafif geçen, daha rahat geçen ameliyatlardan biri olabilir ama ben tabii bir annenin, her annenin olduğu gibi çok tedirgin oldum. Ve yüksek bir alerjisi vardı, tiroiti vardı. O yüzden de korkularım vardı. Ama çok şükür değerleri de iyi çıktı. Şu an iyiyiz, eve geldik. Yani bu buradan, Face'den arayıp geçmiş olsun dilekleri de bulunan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum arayanlara, yazanlara. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Özgür abimiz var bizim. Valla Amerika'da mı, nerede bilmiyorum. O da takipçi. Demiş ki Burgazada'daki attığım videoda müzik çok iyi. Montaj çok iyi demiş. Bu arada benim montajlarımı Işılım yapıyor. Müziklerimi Işılım koyuyor. Buradan da ona çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Onun için dedim ki arkadaşlar, ben biraz hazır puding taraftarı değilim ama yapmıyoruz değil. Çocuklar istediği zaman hemen isteyince de alıp yapıyorlar. Ama şu an benim kızım yumuşak ve sıvı tükettiği için puding de var bunların içinde. Ben size doğal puding tarifi vereceğim. Muzlu puding tarifi vereceğim arkadaşlar. İnanın çok güzel oluyor. Hazırı hiçbir şekilde aramayacaksınız. Evet arkadaşlar, malzemelerimi şimdi göstereyim. Fincanım da çok küçük de değil, büyük de değil. Orta boy diyeyim ben bunlara. Fincan, kahve fincanına yarım kahve fincanı pirinç unu, yarım kahve fincanı un, yarım kahve fincanı da nişasta, fark etmez. Mısır da olabilir, buğday nişastası da. Ben biraz tadını az koyacağım. Neden az koyacağım? Muz da verecek ona tat. Bir de Duygu artık çok dondurma tükettiği için yedi, içini bayıyor. O yüzden anne az yap dedi. Normalde siz bir su bardağı koyabilirsiniz. Çok sevenler artısını da azalsın da. Ben şu an yarım su bardağı koyacağım. Burada da bir su bardağı şeyim var. Söylesin, suyum var. Burada da bir litre sütüm var arkadaşlar. Aşama aşama şimdi size göstereceğim. Niye kaldım böyle anlamadım. Artık söyledim söylemedim diye düşünüyorum. Şöyle sütü aslında şeye alacaktım ben. Sırayla alacaktım arkadaşlar bunu ama kutuda kaldı. Burada tabii 1 litre sütümüz var. Ben ne yapıyorum burada? Şekerimi de koyuyorum arkadaşlar. Bu şeker böyle biraz erirken hemen süt ısınmadan isterseniz böyle topaklandırma korkusu yaşarsanız arkadaşlar bu biraz suyunuzla orada kasede bu şeyi, malzemeyi açıp dökebilirsiniz de sütle şeker eriyip kaynadıktan sonra. Ama ben topaklandırmıyorum, bu şekilde yapıyorum. Ama tabii karıştırmayı hiç bırakmayın arkadaşlar. İşte o zaman topaklanır, bir de çöker. Evet, bakın koyulaşmaya başladı. Bu arada unu bırakmıyorum arkadaşlar. Bir ara kızım böyle çırptı. Ben iki tane muzumu doğradım. Şimdi bunu çekeceğim arkadaşlar. Burada suyumdan da şöyle iki parmak buna koydum. O arayı gösteremedim size ama söylerim dedim en azından. Biraz suyumu da. Bunu da çekiyorum. Şimdi bu bunu sarıyor ya arkadaşlar. Sardığı için ben biraz bunu suyla açacağım böyle. Bu
Önceden de direkt doğramadım. Niye doğramadım? Bakın hala bile kararıyor. Hani rengini çok pudingim bozmasın diye. Evet arkadaşlar, ben bunu böyle çektim. Döküyorum. Neden çektim arkadaşlar? Çünkü şey... Söylesene be diyecektim gene. Kızım Duygu da yiyecek diyerekten çektim. Bademciye şu an pür tülü taneli bir şey gelmemesi, yememesi lazım. O yüzden, ama normalde bunu böyle piştikten sonra rendeleyin arkadaşlar. Rendeleyip koyarsanız içinde muz tanelerini alabilirsiniz. Ama bu şekilde yapıp koyabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Ama ben bunu yapmamın genel sebebi şu an rondadan çekmemin, Duygu'nun boğazı için. Bakın arkadaşlar, benim biraz şeyim topluyor da. Pudingim azıcık duru. Onu da biraz duru yaptım. Biraz neden su kattım? Duru olsun diye. Yarım bardak suyum gitti. Normal pudinglerin katılığı bile Duygu'nun boğazını acıttı. Yani o böyle topluyor ya, daha katı oluyor. O yüzden biraz daha cıvık mı derler, ne derler, açtım yani. Ama gene de toplayacak bu kendini. Böyle ben daha çok seviyorum arkadaşlar. Öbür türlü helva gibi oluyor. Kendini de topladığı zaman. Ama şimdi bu kıvam iyi oluyor. Toplamaya da böyle toplasa da öyle şey olmuyor. Ne bileyim, helva gibi olmuyor. Daha akışkan oluyor. Ne oldu? Şu an pişti. Arkadaşlar bakın, pudingim hazır. Altını kapatıyorum. Üstünü kapatacağım kaymaklanmasın diye. Arzuya göre kapattıktan sonra vanilya da katabilirsiniz. Ama ben vanilya katmayacağım. Şimdi boğazlar için katkı olmasın. Bir ikincisi de zaten muzun yeteri kadar bir aroma tadı var. O yeterlidir. Şimdi sunumda buluşuruz arkadaşlar. Ben bir hazırlayayım. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hala gülüyorum. Işıl beni bir güldürdü ama anlatamam. Hala benim gülmem de çok anormaldir. Böyle aldım başım gidelim. Kendimi tuttum ama gene aklıma geliyor şimdi. Evet arkadaşlar, muzlu pudingimi yaptım. İnanın gerçekten böyle videomu izler yaparsanız hiç hazır pudingle yerini tutmayacağını anlayacaksınız. Arkadaşlar son aşamada böyle bir tane yani, ben krize girdim. Bak şimdi o girdi. Bir yemek kaşığı tereyağı da koyabilirsiniz ama benim tereyağım çok keskin olduğu için koymadım. O sizin arzunuza kalmış. Ben sade öneri sunuyorum size. Ama inanın, deneyin, çok hafif, çok daha sağlıklı, faydalı. Çok güzel bir pudingim oldu. Bunlara fındık, fıstık, bu süsleme size kalmış. Ben sadece bunu size bir sunum için gösterdim. Öbürlerine koymadım. Çünkü taneli yemeyeceği için. Gerçi Işıl da çok istemez böyle üzerinde fındık, fıstık. O yüzden yiyen tabağını alsın dedim. Evet arkadaşlar, bugünkü menüm benim. Muzlu pudingim. Tavsiye ederim. Bana abone olursanız, arkadaşlar bol bol yorum yazar, paylaşım, videolarımı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu arada da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Tekrardan beni izleyen arkadaşlarıma, bana, kızım için dileyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizi buradan kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.